Allah ruhunu şad etsin. Sana çocuklarımı getirdim. Gördüğün gibi her ikisinin de durumu çok iyi. Anneciğim, Faika hala da bizi terk etti. O günden beri senden ayrı olmanın acısını daha çok hissediyorum. Biliyorum ki Yusuf ve Bünyamin için hiç kimse senin yerini tutmaz. Ama ben ve Leya onlara annesizlik acısını hafifletmek için elimizden geleni yapıyoruz. Baba, rüyamı anneme anlatayım mı? Sana bir müjdem var Rahil. Oğlumuz gelecekte peygamberlik makamına ulaşacak. Bunu dün gece gördüğü rüyadan anladım. Anneciğim, Leya teyze ve babam bana ve Yusuf'a çok iyi bakıyor. Bizim için üzülme, tamam mı? Huzur içinde yat Rahil. Huzur içinde yat. Onlar için elimden gelenin en iyisini yapacağım. Merhaba baba. Selam kızım. Kolay gelsin. Otur. Sana buğday getireyim. Hı hı. Babam sizi nereye götürmüştü? Annem Rahel'in mezarını ziyarete gitmiştik. Bana ne diyecektin? Yakup dün gece halifesini belirledi. Belki bilmek istersiniz diye düşündüm. Ne olmuş? İçiniz rahat olsun. Benim ve sizin çocuklarınızdan biri değil. Rahel'in oğlu Yusuf'u seçti. Daha açık konuş. Ne demek istiyorsun? Uyandığımda Yusuf'a sakın rüyanı kardeşlerine anlatma diyordu. Sen Allah'ın peygamberi, İshak ve İbrahim'in varisisin. Ve hepsinden daha önemlisi, ona sen kardeşlerinin önderi olacaksın. Onlar da sana secde edecekler diyordu. Kendi de Yusuf'un karşısında diz çökmüş bir halde onu öpüyordu. Hiç kuşkusuz kendi çocuklarımdan birinin Yakup'un halifesi olmasını isterdim. Ancak Allah'ın peygamberi böyle uygun gördüyse mutlaka bir bildiği vardır. Sen Yusuf'un çocuklarına efendilik yapmasına katlanabileceğini mi söylüyorsun? Başka çare yok. Bu Yakup'un kararıysa bize kabul etmek düşer. Size de itaat etmek. Ama ben bu kararı içime sindiremiyorum. Ben de itaat edilmesinden yanayım. Leya hanımefendi doğru söylüyor. Bize Allah'ın peygamberine itaat etmek düşer. Umarım Yusuf'un kardeşleri de bu seçimi kabul eder. Sen ne kadar safsın. Her şeyi Leya'ya anlatmak doğru olmaz. Otur, bir şeyler yapmalıyız. Gidip çocuklarımızla konuşalım. Gittiği her yere yanında onu götürüyor. Uyuduğunda da yanında yatırıyor. Nefesini boşuna tüketme. Babamızın tam olarak nasıl bir rüya gördüğünü bilmiyoruz. Rüyasında ne gördüğünü bilmiyoruz. Yanında beni de götürebilirdi. Ama o yoldan götürüyor. Yanında oraya buraya götürmesi de çok doğal. Yusuf rüya görmüş. Size efendilik taslayacağı bir rüya.
Bundan eminim. Bunu öğrenmenin kolay yolu var. Yusuf'a sorarız. Rüya gördüyse anlatacağını düşünüyor musunuz? Evet, evet. Evet. Yusuf yalancı değil. Gördüyse anlatır. Gidelim. Yahuda, nereye böyle? Yusuf. Buyur abi. Sevgili kardeşimiz Yusuf'u çok sevdiğimizi biliyorsun, değil mi? Ben de sizi çok seviyorum. Sahi Yahuda, ben ne zaman sizin gibi büyüyeceğim? Sen büyüksün. Ve Allah katındaki yüce makamından da bütünüyle haberdarsın. Hangi makamı kastediyorsunuz? Dün gece rüya aleminde sana gösterilen makamı. Rüyayı hatırlıyor musun? Gördüğün rüyayı diyorum. Sahip olduğun makamın yüceliği ve derecesini gösteren bir rüya gördüğünü duyduğumuzda çok sevindik. Rüya gördüğümü babam mı size söyledi? Rüyamı ondan başkasına anlatmamıştım ki. Hayır, babam anlatmadı. Ben kendim duydum. Gece yarısı sana bakmaya geldiğimde babamın sana rüyanı kimseye anlatma dediğini duydum. Gelecekte yüksek bir makama erişeceğini söylüyordu. Evet, bize rüyanı anlatacak mısın? Şu halde rüyamı kimseye anlatmamam gerektiğini söylediğini de duymuş olmalısınız. Ne sakıncası var ki? Kardeşlerin senin mutluluğunu paylaşmak istiyorlar. Beni sevdiğinizi biliyorum. Ve rüyamı size anlatmamın bir sakıncası olmadığını da biliyorum. Ama babamın buyruğunu çiğneyemem. Babama Yusuf'u dövmeye yeltendiğini söyleyeceğim. Saçmalama, dinle. Yahuda'nın böyle bir niyeti yoktu. Sadece Yusuf onu biraz kızdırdı. Hepsi o kadar. Yahuda neye kızdı? Ona ne söyledin ki kızdı? İstediği şey, yani rüyamı ona anlatmadım. Onlar benim rüya gördüğümü nereden biliyordu? Babamdan başka kimseye anlatmamıştım. Nereden biliyorlardı? Yahuda'nın seni dövmek istediğini babama söyleyeceğim. Hayır, hayır, söyleme. Neden? Ben kardeşlerimi seviyorum. Babamı üzmelerini istemiyorum. Dine, niçin Yahuda beni sevmiyor? Oysa babam, kardeşler birbirini sevmeli ve birbirlerine saygı duymalı diyor. Bilha, Zülfa, Leya. Neredesiniz? Buğday getirdim. Hoş geldin baba. Hoş bulduk kızım. Selam baba. Selam oğlum, selam. Kolay gelsin. Bilal, el değirmenini hazırla. Hamur için hiç unumuz kalmamış, tamam mı? Bu yılın ilk buğday çuvalı. Bin bir güçlükle ayıkladım buğdayı. Ha, gel oğlum. Baba, bütün kardeşlerim rüya gördüğümü biliyorlar. Nasıl anlamışlar? Bilmiyorum. Benden gördüğüm rüyayı anlatmamı istediler. Kabul etmeyince de bana kızdılar. Bilha. Bilha,
Buyurun Allah'ın peygamberi. Şimdiye kadar birçok kez senin boş boğazına şahitlik ettim. Vazgeçip kendini düzeltirsin diye hiç sesimi çıkarmadın. Ama öyle anlaşılıyor ki sen kardeşleri birbirine düşürünceye kadar rahat durmayacaksın. Allah'ın peygamberi, neden bahsettiğinizi bilmiyorum. Benim bir suçum yok. Ben dün gece senin odana yakındım. Yusuf orada rüya gördü ve orada bana anlattı. Orada ikimizden başka hiç kimse yoktu. Senden başka bu rüyayı ve yorumunu kim dinlemiş olabilir ki? Ama ben yemin ederim ki dün gece... Yalan söylüyorsun, yalan söylüyorsun. Ben dün gece senin odandan gelen bir takım sesler duyunca oraya gittim. Seni ve çocuklarını uyur görünce duyduklarıma önem vermedim. Kulaklarımın beni yanıltmadığı anlaşılıyor. Şimdiye kadar birkaç kez Zülfa'yı kendi dedikodularına alet ettiğini biliyorum. Yehuda ve kardeşlerini Yusuf'a karşı kışkırttın. Çocuklarını Yusuf'a kin gütmeye zorladın. Ben sesimi çıkarmadım. Geçmiş hatalarını bir kez daha tekrarlayacak olursan... ...senden çocuklarını alır ve seni diyarım Fedan'a geri gönderirim. Ne dediğimi duydun mu? Hayır. 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 Allah'ın peygamberine söz veriyorum ki... ...bir daha sizi asla öfkelendirmeyeceğim. Size itaat edeceğim. Beni bağışlayın. Ben sizin cariyenizim. Sizden ve oğullarımdan başka hiç kimsem yok. Beni buraya gömün. Ama asla Fedan'a geri göndermeyin. Hayır! Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.